Herkese merhabalar arkadaşlar. Bay Çizgi YouTube kanalına hoş geldiniz. Son zamanlarda bir sürü kutu açılımı yapıyoruz ve kutu açılımı videolarından sıkılacağınızı düşündüğüm için bir öneri videosu yapmak istedim. Buna da şöyle karar verdik. Bir önceki videomuzun altına çocuk okuyucularımız için bir çizgi roman önerisi videosu çeker misin dediler. Ve bu videoda ben de sizlere çocuk okuyucularımız için, yani evlatlarımız ve kardeşlerimiz için çizgi roman önerisi yapacağım. Ve bu videoda tabii ki de sevgili dış sesimiz Selin de var. Merhabalar arkadaşlar. Bu video için birbirinden güzel ve eğlenceli 5 tane çizgi roman hazırladım. Hepsini bir günde okudum. Çocuk kitabı olduğu için patır patır zaten hızlı bir şekilde bitti. Bir günde okuduktan sonra da videonun karşısına hemen sizler için geçtim. Yani bu videoda önerdiğim çizgi romanları gönül rahatlığıyla çocuğunuzu alıp okutabilirsiniz. Birol'a çizgi roman almak istesen ya da Birol çizgi roman okumak istese ve ona göre bir çizgi roman arayış içinde olsan hangi çizgi romanları seçersin? Yani çizgi romanın içinde senin için ne olmamalı ki Birol okuyabilsin? Belli yaştaki çocukların okuyacağı çizgi romanların içerisinde öncelikle onu şiddete yöneltecek, şiddet eğilimini arttıracak derecede şiddet içeriği olmaması gerekiyor. Cinsellik olmaması gerekiyor. Uyuşturucu tarzı herhangi bir şeyin resmi konuşması, onu ona anlatan ya da onu ona yönlendirecek herhangi bir şeyin olmaması gerekiyor. Bir de kişilik olarak, yani kendi kişiliğini değiştirebileceği, onu farklı bir yönelime sokabileceği herhangi bir diyalog olmaması gerekiyor. Yani kısacası çocuğumuz bu çizgi romanları okurken sadece eğlenip zaman geçirmeli. Onun dışında herhangi bir şey olmamalı. Benim de ekleyebileceğim son şey varsa, hikayenin ağır olmaması gerekiyor. Senin son söylediğine geliyor bu da. Eğlenmesi gerekiyor ve çizgi romanın içindeki her şeyden bir şey kapması gerekiyor. Merak etmesi gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor. Yani bir çizgi roman aslında bir kitap kadar yararlı olması gerekiyor. Ve okuduğu çizgi romanında daha fazla kitap okuma veya daha fazla çizgi roman okumaya itmesi gerekiyor. Dedik ve bir sürü konuyu uzattık. Konuyu uzatmamızın sebebi ise ebeveyn olmamız. Yani çocuğumuz için düşüncelerimizi de sizlere söylemiş bulunduk. İlk çizgi romanımız Black Canary Alevland. Şu çizimleri dostlarım, direkt çizimleriyle başlamak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çizimleri var. Şöyle bir ön kapağı mevcut. Ve tabii ki de şöyle bir arka kapağı. 158 sayfadan oluşan ve kız okuyucu kitlesine daha çok hitap eden bir çizgi roman. Erkekler okuyamaz demiyorum. Onlar da tabii ki okuyabilir. Ama kız okuyucu kitlesine daha çok hitap ediyor. Balonlaması, çizimleri, diyalogları çok düzenli bir şekilde ilerliyor. Yani tam çocuğumuza uygun. Konusundan bahsetmem gerekirse, çocuk bakmak için emekli olan Bile Kanner'in mirasını devralmak üzere olan Dina'nın tatlı telaşını anlatıyor. Yeni güçlerine kavuşan kızları için endişelenen bir aile. Yeni güçlerinin şaşkınlığını yaşayan ve gitar çalıp şarkı söylemeyi seven bir kızın hikayesi. Etiket fiyatı 33 TL ama internetten daha uyguna satın alabiliyorsunuz. Bile Kanner Alevland. İkinci çizgi romanımız Smallville Superman. 144 sayfadan oluşuyor ve küçük canavarlarımızı aşırı derecede gaza getirebilecek bir çizgi roman. Bu videoda önereceğim bütün çizgi romanların balonlaması, diyalogları falan hep çocuklar için dizayn edilmiş. O yüzden balonlamaya ve çizimlemeye fazla girmeyeceğim. Konusuna gelecek olursak, Superman'in 13 yaşındaki ortaokula yeni başladığı dönemleri anlatıyor. Ve kasabada sadece Superman'in yapabileceği garip olaylar ortaya çıkmaya başlıyor. Ama bunları Superman yapmıyor. Ve Clark gerçekleri bulabilmek için maceraya atlıyor. Aynı şekilde etiket fiyatı 32 TL ama internetten daha ucuza alabiliyorsunuz. Şimdi size gösterdiğim bu iki çizgi romanda herhangi bir sıkıntı yok. Çocuğunuz okumaya başladı, çizgi roman okumak istedi. Bunları alıp lık diye okutabilirsiniz. Bunlarda herhangi bir problem yok. Çünkü yaşına herhangi bir aşma durumuna giremez. Çizimleri, balonlaması falan çok tatlı. Sıradaki tanıtacağım çizgi romanın hikayesi de, çizimleri de, balonlaması da biraz daha sert. Yani ilk okumaya uygun değil, bir sonraki okumaya daha iyi gelebilir. Süpersans 1. kitap. 176 sayfadan oluşuyor. Az önce de söylediğim gibi 10-13 yaş sınırında okunabilir. Normalde bu hikayeyi bu listenin içine eklemeyecektim. Ama diyelim ki bu videodaki bütün çizgi romanları aldınız. Bunu en son okutabilirsiniz. Hikayenin içerisinde çok aşırı derecede insan olduğu için kalabalıktan dolayı bayağı bir kafanız karışıyor. Ve sırf bunun yüzünden tam listemden çıkartacaktım ki kitabın son sayfasına denk geldim. Son sayfada bütün karakterlerin biyografisi var. Yani hikayenin içerisinde herhangi birisini merak ediyorsanız en arka sayfayı açıyorsunuz ve bütün bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Konusundan bahsetmem gerekirse, ortada bir küresel felaket var. Superman Mars'a yolculukta ve Batman de bu küresel felaketle uğraşıyor. Superman'in oğlu John Kent ve Batman'in oğlu Damian Wayne birlikte çalışmak zorunda kalıyorlar. Ama bu karakterler tamamıyla birbirine zıt. İşin eğlencesi de tam olarak burada çıkıyor çünkü Damian gerçekten de yaramaz bir çocuk ve John böyle sessiz, sakin, sevecen bir çocuk ve bunlar zıtlaşarak bu konuyu ilerletiyorlar. Superman'in ve Batman'in oğulları bir hikayede buluşuyor. İlk defa burada karşılaşıyorlar. Etiket fiyatı 35 TL, internetten daha ucuz alabiliyorsunuz. Şöyle çizimlerinden de göstermem gerekirse. Bu arada az önce kusura bakmayın, Superman'in çizimlerini göstermeyi unutmuşum. Onun da çizimleri aynı bu modelde. Sıradaki çizgi romanımız Diana, Amazonların Prensesi. 144 sayfadan oluşan ve kız okuyuculara tamamıyla hitap eden bir çizgi roman. Böyle bir video çekeceğim için bu çizgi romanları bir günde okuma şansı buldum. Kız erkek ayrımı yapmamın tek nedeni kendine hitap eden çizgi romanı bulması. Şimdi kız okuyuculara hitap eden bir çizgi romanı eğer bir erkeğe verirseniz bir daha çizgi roman okumaz, belki de okumaktan uzaklaşabilir. Konusuna gelecek olursak da Amazonlar kendilerine özel adada yüzyıllardır yaşamaktadır. 11 yaşındaki Diana adadaki tek çocuktur ve bu tek çocuk olması gerçekten de onu bunaltmıştır. Artık bir arkadaş istemektedir. Arkadaş bulabilmek için de kendine kilden bir bebek yapar ve nefesiyle o kile can verir. Birlikte eğlenmeye başlarlar ama kilden yapılan Mona gerçekten dost mu yoksa bir canavar mı? Diana iyi bir şey mi yaptı, kötü bir şey mi? Bu çizgi romanın altyapısındaki mesaj çok güzel. İçinde Wonder Woman olduğu için tabii ki de alttan bir mesaj vermek zorunda gibi hissetmişler. Mesajda şunu diyor dostlarım, yani ben okuduktan sonra şu mesajı çıkarttım. Çocuklarınızı asla yalnız bırakmayın. Onların her zaman bir arkadaşa ihtiyacı vardır. Etiket fiyatı 32 TL, internetten daha uyguna satın alabiliyorsunuz. Bunu sürekli söylememin nedeni gidip Diyanar'dan bu çizgi romanı 35 TL'ye alıyorsunuz ama internete girdiğinizde 25 TL'ye bulabiliyorsunuz. Paranıza yazık, daha fazla kitap alabilirsiniz internetten. Sevgili Justice League 176 sayfadan oluşuyor. Kız erkek ayırt etmeden okunabilecek çizgi roman. Hatta bu 5'in arasında en çok eğlendiğim çizgi roman olduğunu söyleyebilirim. Konusuna gelecek olursak Superman, Batman, Flash, Green Lantern, Aquaman, Wonder Woman takipçilerinin sorularına cevap veriyorlar. Ama bu hikaye bütünlüğünü bozmuyor. Hikayenin içerisinde hikaye anlatılıyor. Yani bir macera yaşıyorsunuz ve ondan sonra mektuplarını okumaya başlıyorlar. Garip garip sorulara cevap veriyorlar. Superman hata yapar mı? Wonder Woman ebeveynlerinin sözünü dinliyor muydu? Aquaman balık gibi mi kokuyor? İşte bu soruların cevabını bu çizgi romandan alabiliyorsunuz. Ve bunları alırken de aşırı derecede eğleniyorsunuz. Bana kalırsa da gerçekten öğretici bir çizgi roman. Etiket fiyatı ise 35 TL. Ama internetten daha ucuz alabilirsiniz. Evet Selin Hanım, bütün çizgi romanlarımızı gösterdik. Yani 5 tane öneri yaptım. Bu 5 tane öneri hakkında eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Bu tarz çizgi romanları okuturken, çizgi filmleri de aynı şekilde izletirken şunu da çocuklarımıza kesinlikle söylememiz gerekiyor. Yani anlatmamız gerekiyor. Bunlar sadece hayal ürünü, bunlar gerçek değil ve hiçbir çocuk oradaki karakterlerin özelliklerini, güçlerine sahip olamaz. Bunları muhakkak çocuklarımıza net bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü bazı çocuklar gerek 15 yaşında olsun fark etmiyor. Bunun gerçek olabileceğine inanabiliyor. O yüzden bu çok önemli benim için. Bu videoyu gören ebeveynler olursa da dikkat etmeyen birçok insan var. Herkes üzerine alınmasın lütfen. Bunu dile getirmek istedim sadece. Bir de şöyle bir şey var zaten. Televizyon olayına da fazla seyrettirmemek gerekiyor. Yani eskiden bunun şeyleri var, hikayeleri var biliyorsun. Pikachu deyip camdan atlayanlar, Charizard deyip oradan oraya uçanlar. Hani bence televizyon azaltılması gerekiyor. Özellikle de şu an bizim dönemimizdeki çocuklar zaten telefon, tablet, bilgisayar bizden kat kat daha iyi biliyorlar. Okuması daha değerli o zaman. Tabii yani ki de. Bence okuyun, okutturun. Okutturmanız her zaman daha kârlıdır. Teşekkürler Selin Hanım. Dış sesimiz olduğunuz için gerçekten de çok mutluyuz. Ne demek, her zaman. Bu videoda 5 tane çizgi roman önerisi yaptım. İnşallah alıp okutursunuz. Okutursanız da bu videonun devamı olarak bir sürü video çekeriz. Çünkü piyasada gerçekten normal çizgi romandan çok çocuk çizgi romanı bir sürü var. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bu videoya yorumlarınızı atmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.